Hazreti Davut'un kılıcı budur. Hı-hı. Bununla ilgili de ben bir ebced yapmıştım. Hı-hı. Bu kılıcın şık. Üzerinde kataloğunda şöyle yazar. Madeni ve üzerinde cinsi tespit edilemeyen yazılar vardır diye. Bu programda, bu kanalda Sayın Haluk Tarcan'la bir program yapmıştık. O tam panoda gösterirken şu harfi tamga, Türk tamgası olduğunu ben buradan Sayın Hilmi Bey'e bunu göstermiştim, şaşırmıştı. Ne demek o? Bu şudur, Türk alfabesidir bu. İlk Türklerin kullandığı alfabedir. Hmm. Davut kılıcıyla bağlantı olduğu için Türklerle de işte dolayısıyla işte böyle irtibat kuruyoruz. Peki ne yazdığını biz biliyor muyuz, anlamını biliyor muyuz? Şimdi oraya gireceğim. Bu bir şifredir. Şifreden kasıt... Şifreyle mi çözüyoruz onu? Tabii bakın burada siz bunu bilmiyorum, bunu da isterseniz şey yapabilirim. Bir gemi var biliyorsunuz, 8 penceresi var. Tamam. Evet, ben bunun çözümünü de yaptım. Bunu ben bayağı birkaç programda da şey yaptığım için artık insanlar şey yaptı. 8 pencere, bu bir olaya işaret ediyordu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 2006'da El Selam 98 isimli bir gemi battı. 2000 küsür hacıyı taşıyan Mısır limanına yaklaşırken. Ve kaptanı dahi bulunamadı. 170 küsür kişi, 270 kişi kurtuldu. İnternete bakarlarsa seyircilerimiz. Ben bunu ikinci kitabımı bu olaya atfettim. Ne anlamı? Ben bunu olmadan birinci kitabımda yazmıştım. Böyle bir ikinci Titanik vakası gerçekleşecek. Olmadan. Olmadan tabii. Benim birinci kitabım 2006'nın Ocak ayında çıktı. Zaman verdiniz mi? Tabii. Yani işte çok yakında olacak diye. İki ay sonra da, 1,5 ay sonra da bu hadise gerçekleşti. Buradan çıkarak mı yaptınız? Tabii mi? Buradan çıkarılarak. Onun da burada çözümlerini yaptım ben. İsterseniz uzun sürmez derseniz onu da gösterebilirim. Fakat bütün meselenin özünde gerçek olan şey şudur. İşte Hazreti Davut'un kılıcı burada. Bu bir bilgisayar programıdır. Biliyoruz mu bunu dediniz? Bu bir kişi gelecektir. Türklere bir lider gelecektir. Bunun ismi işte çeşitli kaynaklarda Mehdi diye geçer. Dolayısıyla antisi bunun Teccal diye geçer. Bunu da nereden gelecek? Herkesin kendine göre bir Mesih'i vardır. Dolayısıyla bu bilgisayar programı o kişiye manası verilecektir. İşte Zülkarneyn'i Allah'ın desteklediği gibi Allah-u Teala onu da destekleyecektir. Biz harflerin Türkçe olduğunu biliyoruz. İşte Orhun kitabeleri var. Burada birebir benzer harfler vardır. Orhun kitabelerin aynısıdır. Ona bağlı. Tabii tabii. Yani Haluk Tarcan Beyefendi de bu şekli orada gösterdi yani bunları. Dolayısıyla Orhun kitabelerindeki harfler... Bu bir insan şekli. Bu, evet. Var. Bu ayrı. Bunu ayrı. İnsan şekli. Üzerindeki 8'dir. Arapça 8'dir külla. Bunun o da 8 kamerayı... Tabii tabii. 8, 98 isimli geminin 8'i, gemi olması... Ondan sonra insan kafasının Dehr suresiyle ilişkisi, nedir insan suresi? Suresi demektir. İnsan kafası vardır. 8 kafasındadır. 8. 98. efendime söyleyeyim ayet vardır. 98. surede bunun çıkması, bilmiyorum çıkarımını yaptım derseniz yaparım. Yok yani, tamam inanıyoruz yani, ama bütün kısaca kabaca anlatıyorum. Makro genel anlamda ne anlama geldi? Nuh Aleyhisselam'ın ayetini de verir. Nuh Aleyhisselam bize gemiyi hatırlatır. Bir gemi battıktan sonra bir milat olacaktır İslam dünyasında. Çeşitli hadiseler vuku bulacaktır. Yine İsrail, Orta Doğu Araplarla karışacaktır ki o da gerçekleşti biliyorsunuz tarihlerde. Ve ondan sonra Türk hakimiyetine doğru giden büyük olaylar vuku bulacaktır. Sansasyonel fakat bu. Şimdi bunlar bulmuştur. Politikaya girecek değilim. Yani siyasi söylemlerde bulunmak istemiyorum. Biliyorsunuz son zamanlardaki Araplar, Arap dünyasında, Orta Doğu dünyasındaki Türklerin prestiji artmıştır. Tekrar eski günlerimiz hatırlatılmıştır, hatırlanmıştır. Fakat ben şunu şöyle söylüyorum. Bu bizim devlet yöneticilerimizin başarılılığından veya marifetlilerinden değil. Nereden? Realitik ismi konjöktür diyelim. Benim batini şeyimde Allah'ın muradı böyle olduğu için bu iş böyle oluyor. Yani bizim çok da böyle katkımızda olan bir şey değil. Olaylar bizi, hadiseler bizi bu noktaya götürüyor. Yani güçlendirmemize sebep oluyor. Bununla alakalı istihbarat raporları vardı. Siz konuya vakıfsınızdır. Irak-İran Savaşı'nda. Irak-İran Savaşı çıkmadan 2 gün önce Türkiye'ye göz dikmişti İran ve Irak. Fakat kaderi bir şekilde birbirine düştüler. Hoş bir şey değil tabii savaş. İki Müslüman ülkenin birbirine nasıl savaşı. Nasıl gözükmüşlerdi? Pardon. Yani Türkiye'ye karşı bileniyorlardı. Belki Türkiye ile savaşı şey yapacaklardı. Fakat iki ülke bir anda birbirine girdi ve 10 seneye yakın süren kardeş kavgası, iki Müslüman ülkenin birbirine savaşı biraz çıktı. Amerika, İsrail'in de eli vardı onlar. Tabii ki yani oralara girmiyorum. O zahir istihbaratlara gelecek olsak onunla alakalı çok mesele vardır. Dolayısıyla Davut Kılıcı bir bilgisayar programıdır. Şu anda İsrailliler de Davut'un kalkanını aramaktadır. Niye? Mescid-i Aksa'da. Çünkü o da anti yazılımı vardır. Davut
Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatır. Ona demir yapma sanatını öğrettik. Zırh sanatını öğrettik. Davut Peygamber çok... Kılıcın mı antisi mi vardır orada? Tabii kalkanı. Anladım. Zaten bugün İsrail bayrağındaki o altı köşeli iki üçgen yıldızın birbirine içine girmiş olduğu yıldızın manası aslında Davut kalkanı diye geçer kendi teolojilerinde. Ama bir yazıt olması lazım. Arkeologları durmadan onu arıyorlar. O da bir bilgisayar programı. Peki onu öğrenince ne olacak? Şöyle bir şey var. Çünkü dünyayı kontrol altına almak için dev bir bilgisayar planlıyorlar. Bunda Kudüs ayaklı yapmak istiyorlar. İşte çip takmaklar vesaireler bunlara kullanacak. Ha, oradan vardır. Buraya geldi. Tamam. Peki onu kullanarak onu yapacak. Evet. Davut Aleyhisselam kılıcıysa bir insan kafasını kesmiş bir figürü vardır. Calut'un kafası kesilmiş. Evet, Mehdi'nin geçecek. Evet. Teccal'ın da kafasını bu kesecektir. Bir televizyon programında izleyiciler sormuştu ya bugün füzeler var, bilmem şunlar var, bunlar kılıçlı mı? Hayır, kılıç bilgisayar programıdır. O program uygulanarak dolayısıyla da Teccal'ın kafası veya işte düşmanın kafası kesilmiş olacaktır. İsrailliler de bu kalkanı arıyorlar ki bu kılıcın etkisini gidermeye çalışıyorlar. Harfler, örneğin Sayın Serdar Turgut ismini yazarsak S, T diye biz iki harfi yazalım. Bunu ancak sırlayan bilir. S, T bir sürü yorum yapabiliriz değil mi? Sivas olur, Trabzon olur vesaire ama ben Serdar Turgut Bey adına bunu gizlemişimdir. Bunu ancak Allah bilir, o kişi onu verecek. Harflerin Latin harfleri olduğunu S, T biliriz. Türk harfleri olduğu bellidir fakat manasını bilemiyoruz. Bu cefirden gideceğiz. Evet, sonra. Cefirle alakalı bir şey. Bu çok sırlanmış bir konu. Ama istikbale dönük şu metotla birçok şey çıkmaktadır. Yalnız bu metot ancak yaşandıktan sonra kanıtlanabilen efendim, metot. Hayır efendim, hayır, hayır. Nasıl hayır? Müştak Baba buna bir örnektir mesele. Mesela en basiti işlediğiniz için söylüyorum. Buna göre birçok şeyler Ankara'nın başkenti olacağı 1800'lü yılların ortalarında söylenmişti. Yani... 1832 arasında yaşamış olan bir şahsiyet Müştak Baba. Burada da ben şeyi de yazdım. Orada Ankara'nın işte labüt olur o meva İstanbul ile hemser sözünde Ebced'le Ankara'nın başkenti olacağını o zaman söylemişti. Ama bunu kim anlayabilir? Ancak bu işe vakıf kişiler anlayabilir. O tarihte 1832'de. Ya da yaşandıktan sonra döneceksin bakacaksın. Aa bu bunu söylemiş. Tabii diyecek. Bunu da zaten. Onu demeye çalışıyorum. Tabii. Yani ancak yaşandıktan sonra aa bu buymuş filan denebiliyor. İspatı öyle olur. İspatı ama öyle. Şimdi işte şöyle şu mantıkla bakarsak da bu sırlanmış hadiseleri bilen ehil kişiler var. Türkler tarih sahnesinde ilk göründükleri an itibariyle önümüze gelen bir tarihi deklarasyonla çıkmamışlardır. Bunun bir perde arkası daha öncesi olduğunu ben ileri sürüyorum. Ve aynı zamanda Allah'ın ilk ordusunun sahibi olan Türkler kıyamete yakın yani ahir zaman dediğimiz bu dilimde de büyük bir rol üstlenecektir. Başladığı gibi bitirme meselesiyle alakalı büyük bir medeniyetin meydana çıkması bunlar tabii belli sırların birbirini tetikleyip meydana çıkmasıyla ifşa olmasıyla meydana gelecektir. Bu meselenin gündeme gelmesinden itibaren de Türkler dünya hakimiyetini ilan edeceklerdir. Ve bunlar da batini yolla aynı zamanda tabii ki bu zahiri anlamdaki teknolojiden ordu meselelerini göz ardı etmiyorum. Fakat bunu bilenlerin de anti şekilde bugün Türkler üzerinde gizli düşmanlıklar uyguladığını takdir edersiniz ki zaten bu çok belli oluyor. Birçok ülke bunun farkında. Bunun için çeşitli senaryolar ve planlar hazırladığını söylüyorum. Bunların başında programın ortalarında söylediğim gibi bunu göze almamak için, Türklerin tekrar tarih sahnesinde dünya hakimiyetini ilan etmemeleri için Marduk gezegeni senaryolarını ve buna bağlı nükleer projeler dahi uygulayabileceklerini söylüyorum. Bu işin başında Vatikan olduğunu ve İsrail'in olduğunu ve gerekirlerse birbirleriyle aniden ittifak yapabileceklerini de düşünüyorum. Ve Türklerin bir misyonu olduğunu, İslam diniyle alakalı da aynı zamanda sadece İslam diniyle değil, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Korunacak tek şey Kur'an'dır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne Kabe korunacaktır, çünkü Kabe'nin yıkılacağını Peygamber Efendimiz söylüyor hadislerinde. Nasıl yıkılacak? Ve hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor Efendimiz, diyor ki o Habeşli köleyi görüyorum diyor. Gözlerinden de bir iki yaş damla aktı rivayet edilir hadislerde. O Kabe'yi taşıyor ki daha önce de yıkılmış. Ebrehe de ordularıyla yine Kabe'ye gelir. Lilafi suresinde de vardır, ayetlerinde de geçer. Ama Türklerin koruması altında. Türklerin koruması altında. Fakat bu benim söylediğim kıyamet alametidir Kabe'nin yıkılması. Tabii. Bir dünya medeniyeti imparatorluğu hakimiyetini ilan ettikten sonra
tekrar insanlık kalite olarak aşağı düştükten sonra olacak hadiselerdir. Kabe'nin yıkılması vesairesi. Fakat şu anda görünen o ki bu yolda adım adım Türkler ilerlemektedir. Ve arzumuz dışında yapıyoruz herhalde bunu. Çok bilinçli olarak da yaptığımız söylenemez. Tabii ki demin bir şey söylemiştim. Pek bizim becerikliğimizden kaynaklanan bir şey de değil. Bu bir alın yazısı. Bu alın yazısı. Bağlı bir şey. Hı. Evet, alın yazısı. Kaderi bir şey. Muradullah diyoruz buna. Hı. Dolayısıyla da Allah'ın takdiri o istikamete daha doğru gidiyor. Benim burada söylemek istediğim şey şu. Milletimiz kendi ırkımızı, kendi kavmimizi, ırkı derken ırkçılık yapmak istemiyorum. Kavmimizi. Türk diyen kişi, Türk isminin bugün alt kimlik, üst kimlik meselelerine girmeyeceğim. Irki anlamda da konuşmak istemiyorum. Şu meseleyi söyleyeceğim. Düşmana karşı silah çekene, kılıç çalana Türk deniyor. Yani dünya bazında da böyle. Batı alemine soruyorsunuz, Müslümanlar kimdir diyorsunuz. Türklerdir diyor, Araplardır demiyor ya da İranlardır demiyor. Çünkü tarih boyunca böyle bir karşılaşma olduğundan dolayı. Türk bu ismi, bu vasfı taşıyan kişidir. Ve ben milletimizin bunun bilincini şimdiden kendilerine idrak etmesini bekliyorum. Çünkü bu aşağılık kompleksinden kesinlikle kurtulmamız lazım. Nasıl olacak o? Uzun süreci nasıl olacak? İşte şu tarihimizin sırları meydana çıktığı anda birçok belge, bilgi yayınlıyoruz. Mesela şu mesele bile bakıyorlar ki Allah Allah, demek ki bu böyle gelişi güzel, rastgele olan bir şey değil. Bir koskoca medeniyetin altında çok önemli bilgiler var. Takdir edersiniz ki bilgi çok önemli bir silahtır. Bu da Türklerde var. Bu ilahi vahiyle olmuştur veya tecrübeyle olmuştur ama birleştirmiştir. Dolayısıyla hem dua ordusu hem zahiri ordu birleştiği zaman Türkleri karşısında durabilecek hiçbir ordu, hiçbir güç dünyada olmamıştır, olmayacaktır. Olmayacak. İşte bu bilgiler bunun devamiyetidir diye lanse ediyorum. Evet, çok güzel. Çok güzel, harika. Evet, böylelikle mevzuyu toparlamış olduk. Siz gelmeden önce ne konuşabiliriz, işte bazı başlıklar? Sizin bir Kabe ile ilgili yapmış olduğunuz araştırma var. Onu belki konuşabiliriz. Medusa ile ilgili var. Onu konuşabiliriz. Medusa'yı özetleyin çünkü yeni bir şey o. İnsanlara duyuralım. Evet. Özet olarak çok ispatla falan değil mi? Medusa tabii şey belgesi var. Ben gerçi bunu yayınladım ama. Fotoğrafı tekrar var diyor. Tabii tabii. Şurada orijinali burada. Bir gazetede zaten bunu şey yaptık. Bu biliyorsunuz ki yere batan sarnıcı vardı İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda. Evet. Şimdi bu sarnıçta, bu da bu arada halifenin gönderildiği 1924 tarihli gazete. Demin göstermek istememiştik. Bu Medusa biliyorsunuz Ege'de de var. Birkaç yerde vardır. Mitolojik bir kahramandır diyelim. Kadındır, bayandır. Saçları yılan şeklinde. Çok güzelmiş. Bakanı taşa çevirir vesaire. Birçok mistik efsane falan var. Fakat bir realitedir. Yere batan sarnıcı Sultanahmet Meydanı'ndadır biliyorsunuz. Orada bin bir direk sarnıcı da vardır. Ben şunu da iddia ediyorum. Onun ikisinin arasında yine bir sarnıç var. İleride çıkartacaklardır. Çünkü Ayasofya'nın biliyorsunuz ki son zamanlarda dehlizlerine falan girildi. Onunla ilgili de burada Osmanlıca belge var. Biraz önce Turgut Bey'e program arasında göstermiştim. Medusa'nın mezarı oldu orada söylenir. Fakat şöyle bir şey var kayıtlarda. Şöyle bir şey elde ettik. Fatih Sultan Mehmet döneminde bazı elçiler geliyor İtalya'dan. Diyorlar ki efendim böyle böyle padişahla görüşmek istiyoruz. Kısaca anlatıyorum. Tamam. Toparlamak açısından. Ve bir yerde büyük bir hazine var. Biz bunu istiyoruz. Karşında da ne isterseniz size vereceğiz. Siyasi veya işte o günkü şartlar altındaki politik neyse güç. Çünkü Fatih'in de gözü batıda olduğu için. Fatih kabul etmez. Elçileri en sonunda görüşür. Elçileriyle görüştükten sonra bunu sadece padişaha söyleriz derler. Kayıtlar böyle gelir. Padişah Fatih bir siyasi dehadır. Kabul eder vesaire görüşür. Yere batan sarnıcın içinde bir hazineden bahsedilir. Daha sonra bu ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Kopar. Abdülhamit Han dönemine gelir ki ben burada bir kitap da getirdim. Abdülhamit Han'ın kendi el yazısıyla burada. Jules Verne'nin ilk basımıdır bu kitap. Jules Verne'nin bakın buyurun. İlk basımıdır. İçinde de kendi el yazısıyla çevrilecektir de. Çünkü Sherlock Holmes'un eserlerini falan. Ya onun meraklı oluşuyor. Meraklı evet. Orada da var işte onun için getirdim belge olsun diye. Tarihi de mevcut. Çok güzel. Aynı şekilde İlminati meselesi gündeme gelmiştir o dönemlerde. Bu hazineden bahsederken Abdülhamit Han merak eder. Bir araştırma ekibi kurdurur. Hakikaten oradan bir lahit çıkartırlar. Evet. Lahitin içerisinden
Dev bir yılana benzer bir yaratık. Ya mumyalanmış, çürümekte olan, binlerce yıllık kalmış. Yılanlar gözüküyor mu? Tabii tabii gözüküyor. Yani o günkü görenler. Lahiti hammallarla, tulumbacılarla gizli bir şekilde çıkartır. İşte çıkartıyorlar. O gün var sizde. Gazetecilere evet, getirir. Hatta o zaman tartışılır. Bu halk arasında duyulursa çeşitli hurafelere neden olur diye. Biyologlar getirir bu yaratık nedir diye. Biyologlar bakar ki derler ki dinozor çağından kalma bir mumya olabilir. Saklamışlar nesilden nesile. Dinozorlar çağından. O devirde bugün de var ya. İşte Arizona'da falan bulunuyor kemikleri vesaire, şunları bunları. Olabilir demişlerdir. Yani bir yaratıktır ama yılan tarzında bir şey olduğu için, dev bir yılan tarzında olduğu için o dönemlerde şahmeran hikayeleri çıkmıştır. Biliyorsun şahmeran da Anadolu kültüründe özellikle Güney kültüründe vardır. Şahmeran çıktı diye çıkmıştır. O lahiti de gazeteye tulumbacılarla ipler bellerinde çıkartılmış. Yaratığın ne olduğu belli değil fakat bu lahiti Fatih'te Vatan Caddesi'nin yanında bulunan Molla Fenari İsa ki dünyada tek dört şapelli kiliseden döndürülme bir mabettir. Etrafı da aslında mezarlıktır. İzleyenlerimiz araştırabilirler internetten tarihini. Tamam. Oraya gömülür. Ondan sonraki akıbeti bilmez. Böyle halka bir lahit gösterilmiyor değil mi? Lahit gösteriliyor. Lahit teşhir gösteriliyor. Ediliyor. Evet. Resimli gazete o zamanki işte burada. Bu tulumbacılar çıkartanlar lahit de burada. Fatih Sultan Mehmet'in caminin avlusunda bu teşhir ediliyor. Bu da ama ilginçtir. İçine kimse çekmemiş. Tabii ama olduğunu zannediyoruz. Daha henüz araştırma safhasındayız. Bu da elimize güzel geçerse. Lahit'e kadar ulaştık. Şu anda ne diyorsunuz sonuç itibariyle? Burada? Tabii şimdi bu bir mistik bir hikaye olabilir. Çünkü burada başka gazetelerde de mistik şeyler var. Bununla alakalı başka yazıtlar da var. O dönemlerde bayağı bir haber oluyor bu. Haberler uyduruluyor. İstanbul'a ait bir gizem. Tabii İstanbul'a ait bir gizem olarak birçok şeyde mesela daha sonraki yıllarda şunu da göstereyim. Bu Türk tarihiyle bağlantılı bir şey var mı? Anlamı Türk var tarihiyle mı? Şöyle, orada gizemli örgütlerin uzun zamandan beri ayin yaptığı zaten. Ne tür gizemli örgütler? İlluminati tarzı, masonik olabilir tabii. Yani orayı merkez edindikleri, işte şurada da bakın yine aynı konuyla kadın atın üstüne binmiş. Başta Hitler mi vardı bunun? Yok yok değil. O ayrı bir şey. Şuradaki resim önemli. Ortadaki bir at şeklinde bir kadın üzerinde bir kılıç. Türk'ün biri çıkmış. Onu kullanıyor. Yani onu idare etmiş. Bu hikayeyi de anlatıyor burada. Osmanlıcadır bu yine. Burada işte o hikayeden de yola çıkarak anlatılıyor. Birçok efsane türemiş İstanbul'da. Meryem değil mi bu tarafta? Bu Meryem. Meryem. Ve oradaki hikayeler de bundan türüyor. Şu arkadaki fotoğrafı. Tabii, buyurun efendim. Buyurun. Ha bu Hitler değil mi ya? Değil. Benziyor. Değil. Benziyor ama o zaman değil. Hitler o zaman daha dünyada yoktu. Anladım olabilir ya ileride bu gelecek bir yok, kişi de vardı. Yok. Çünkü onun da ezoterik bağlantıları var. Şurada var mesela tabii. Şurada bir şey var. Üsküdar'da bir kadın kurbağa ve aslan pençesine benzeyen bir yaratık doğurmuştur diye. O günkü Osmanlıca gazete. Çok korkunç bir şey. Evet burada böyle hikayeler Osmanlıca gazetelerde mevcuttur. Yani bunlar o zaman bugün de var bu hurafeler. Tabloid gibi bir şey. Tabloid gazeteci. Fakat çok enteresandır. Ben bunu Cenin Müzesi'nde aynısını gördüm. Kavanozun içerisinde. Bugün hala saklanıyor. Bu o zamanki belge. Cenin Müzesi diye bir şey mi var? Var evet. Nerede Batı'da, bu? Batı'da, Batı'da. Araştırırsanız göreceksinizdir. İngiltere'de birçok ceninleri doğmamış yapılmış. Aynı o resmin aynısı var. Demek ki o dönemde niye çıkarmış. Niye öyle bir üniversite şey kurulur? Tıbbi bir şey. Ha, bizim tabii. Türkiye'de de varmış. Ben bir yerde gördüm bir tıbbi bir laboratuvarda birkaç tane cenini kavanozlara koymuşlar. Tıbbi öğrencilere göstermek amaçlı. O ceniler arasında böyle bir şey mi var? Korkunç. Aslında korkunç değil bu. Kurbağaya çok, benziyor. Ama çok doğal bir şey. Ama daha böyle oluşmamış evet. Yani böyle şeyler çok normal, doğal. Yani bu şeyde var. Mesela bakın çift başlı inek o dönemde o doğmuş. Da, o da mı doğal? Bu da hurafe. Biliyorsunuz bugünlerde de hep gazetelerde çıkar. Bakın. Yani o zaman da varmış bunlar. Komik aslında çift başlı olması. Evet. Hemen hurafeler başlıyor. İşte günah işledi bir kavimde. İşte İstanbul halkı şunu yaptı, bunu yaptı, zina yaptı, bilmem ne yaptı. Halk fısıltı gazetesi yayılır. Hurafeler anında çıkar. İşte Gazi Mustafa Kemal Paşa bunların önünü kesmiştir. Şimdi Illuminati tipindeki bir örgüt anladığım kadarıyla Yerebatan Sarayı'nda ayinler yapıyordu. Evet. Onun bizim tarihimize etki eden bir boyutu var mı acaba? Tabii ki direktmen var. Yakın tarihimize de var. Masonik yapılanmaların ben 16 Yıldız'da da var. Masonların kendi bastığı kitapçığı yayınladım.
noktalı, şifreli şekilde ritüel kitabını yayınladı. Ne Türkiye'de diyor orada? Nasıl bir şey? Evrenin şifre? Ulu mimarı tabii. Üzerine yaptıkları ritüeller var. Nasıl işte kılıcı alıyor, bu sırrı saklamazsan şunu yaparsın, kapıdaki üç bekçi şöyle diyor, böyle diyor. Büyük evrenin hakimiyetini. Tamam. Bu Türkçe'de. Genel, kitabı genel. Zaten orada orijinal boyutlarında yayınladım. Zaten gizli bir şey değil bu. Ama ilk defa yayın. Şu anda değil. Değil, evet. Çünkü ondan sonra bana bazı mailler de geldi. Bizde daha şeyler de var, size gönderelim, ismimizi vermeyin, yayınlayın falan. Bu gibi şeyler böyle biri cesaretli bir şey yaptı mı arkası geliyor takdir edersiniz tabii, ki. Tabii biz hepsini de yayınlamıyoruz yani şey olmasın diye, sansasyon olmasın Oktan diye. Oktan Bey, benim bugün size sormak istediğim... Buyurun. Bu Medusa ile ilgili yapmış olduğunuz araştırmada böyle sırdaşa vurgu yapıyorsunuz, atıfta bulunuyorsunuz. Evet. Bu sırdaşın ne olduğunu bir söyleyelim önce. Sırdaş benim yazmış olduğum bir kitap fakat tamamen belgeli. İşte bakın burada tamamen Osmanlıca Abdülhamit Han'ın, o da getirmedim onu. Fakat yayınladım onun resimlerini falan. Bir kara kaplısı birine teslim ediyor. İçinde tarihi, kendi devrinde yaşamış olduğu anıları, bazı tarihi vakalar var. Hepsini de ben sırayla yayınlıyorum. Örneğin işte bilmiyorum burada şey mi? O sırdaş sizde mi? Evet bendedir. Ben işte, keşke getirseydiniz de görseydik. Bununla alakalı birçok şey yaptım, yayın yaptım, şey gösterdim. Örneğin en son şunu gösterdim. Nedir bu? Yayınladım. Bursa'da Ziraat Hasat Makinesi Öğrencileri Mektebi. O dönemde Abdülhamit Han döneminde böyle bir makine yapılmış, hasat. İsmi de Yıldız Biçer. Buyurun işte belgesi. Dolayısıyla Ruslar buna talip olmuşlar patentini almak amaçlı vesaire. İki tane üretiliyor bundan. Akıbeti ne oluyor bilinmiyor. Zihni yani, sinir projesi gibi. Ama yok, çalışıyor. Tamamıyla çalışan bir şey yani. Zihni sinir dedi. Yani dolayısıyla ama iş gören bir şey. Çok büyük bir şey. Ne kız aşağıladın ya. Böyle. Hayır, tabii bu çok önemli bir şey. Çok önemli. Çok önemli de yani çok ilginç ama görüntüsü. Yani bugünkü tarım şeylerinde. Bir daha bir bakayım buyurun, yakından buyurun. Bakayım. Evet. Yani buradan şu çıkıyor aslında. Osmanlı'nın son dönemlerinde de hani kara cahil veya teknolojiden bir haber falan değillerdi anlamı çıkıyor. Evet, Abdülhamit Han'ın da var. Bu konuda çok ileri görüşlü biri olduğu meydana çıkıyor. Kesinlikle. Evet. Şimdi ne alaka diyebiliyor insan? Yani şimdi bu konuyla ilgili bazı notlar düşelim. Demişsiniz bu Medusa ile ilgili. Buyurun. Ve şunu yazmışsınız. Yahudi asıllı yazar Kafka'nın hiç basılmayan bir eseri bir kadının bavulundan çıktı. İsrail neden ısrarla bu eseri istiyor? Almanya neden bu eseri vermek istemiyor? Bu çok güzel bir soru. Ben de bunu soracaktım. Çok da merak evet. ettim. Bunu okurken buraya gelmeden önce ama unuttum. Kafka'yı biliyorsunuz. Yahudi asıllı bir yazar tabii ki. Biliyorsunuz derken estağfurullah tenzih ediyorum. Peki bundan haberiniz var mıydı bilmiyorum. Yoktu. Bu evet benim son günlerde medyaya çıktı. Kafka'nın hiç basılmayan eserleri bir bavulda bir yaşlı bir kadında Almanya'da çıktı. Peki. Ve Almanya hükümeti buna el koydu. Gizli istihbarat servisi bu da deklar edildi. İsrail bunu istiyor. Devlet bazında istiyor. Ve birçok yazar, Yahudi ve Alman, Fransızlar da bunu işte. Tebrikler. Çok güzel soru. Ne oldu çok şimdi merak az önce ediyorum. Zihni sinirde bana kötü şeyler söylediniz. Şimdi hiçbir onun şey telafisi bu bence. Açmadım. Hayır. Buyurun, hayır Allah aşkına şunu bir... Ağzımı bile açmadım. Nasıl ağzımı bile açmadım? O ne kadar enteresan bir şeydi o. Tam zihni sinir projesi gibi. Bunu bana niye verdiniz? Beni öldürmeyin. Yani, estağfurullah. Çok güzel. Nedir? Niye sırrı taşımanız için. Evet. Yorumcular şunu söylüyor. Kafka'nın değişik enteresan eserleri var. Hı-hı. Bu edebi bir eser değil ve içinde bir yaratıktan bahsediyor. Bu yüzden bastırılmadı. Deklar ettiler bunu. Medusa. İstanbul'da da bir bağlantısı olur. Ki Jules Verne'nin biliyorsunuz İnatçı Kereman diye bir eseri vardır. Osmanlı'dan bahseder. Jules Verne'nin bir kitabı. Onu bilmiyorum. Tamamen Osmanlı halkından bahseder, Osmanlı Devleti'nden bahseder. O da Medusa ile alakalı bir bilgi olduğunu söylüyor. Ben buradan itibat kurdum. İsrailler niye bunu bulmak istiyor? İşte onların bir masonik yapılanması mıdır ya da onların da kendi şifreleri tabii var. Tabii şifreleri mi vardır? Yani böyle bir şey var.